I'm a cook. Eski kaşar, Edam peyniri, Danimarkalı otlu peynir diye geçiyor. Bayağı bildiğiniz ayakta da geliyor. East Coast. Gibi değil mi? From the East Coast to the West Coast, gada 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 go. Şimdi şöyle karışık olanlar var. Simli sarı var. Mat sarı. Kırmızı var. Bir de özellikle beyaz ağaçlara çok güzel oluyor bunlar. Mor süslerim var. O zaman hadi başlayalım. Merhaba. Kabaca masamız bu şekilde. Pringles. Tabii ki kuru yemiş en sevdiğimizden. Birkaç çeşit peynir ve balık bekliyoruz. Güzel bir şeyler içeceğiz. Bunlarımızı yakacağız. Tabii ki ışığı da söndüreceğiz ve güzel bir akşam geçirmeyi ümit ediyorum. Peynirlerimi size tanıtayım. Eski kaşar, Edam peyniri, Danimarkalı otlu peynir diye geçiyor. Bayağı bildiğiniz ayakta da geliyor ama ondan sonra hoşunuza gidiyor. Yani damakta kalan tadı güzel. Kutlama yapalım istedik. Biraz biz bize olacağız tabii ki ama güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan hazırlıklarımıza başladık. What's up? What's going on? Aynı kareye zor sığdık. Çünkü kilo aldım. Daha neler? Şu an çok ince gözüküyorsun hatta yani. Zayıfladım. Yalnız bu aç daha güzelmiş ya. Keşke açılış konuşmamı burada yapsaymış. Keşke, ben çok süperim. From the East Coast to the West Coast, gada 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 go. Dün gibi. Dün gibi değil mi? Bu fotoğraflara bakamam bak. 11 yıl tanışıklığımız bir defa. Fotoğraflara bakarken, videolara falan bakarken ne hissettin? Güzel hissetmedin mi? Evet, masamızın son hali. Balıklarımız da geldi. İki somun ekmeğimiz var. O yüzden aç kalmayız. Zaman geldi çattı, yani yeni yıl zamanı. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz 2 metre bilmem kaç küsür santimlik ağacımı dün akşam gövdesini birleştirmek suretiyle iskeletini oluşturdum ama şimdi süslemeye geçeceğim. Akşam beni o kadar çok yordu ki süsleme olayını sonraya bıraktım. Şimdi şöyle karışık olanlar var. Simli sarı var. Mat sarı. Kırmızı var.
Bir de özellikle beyaz ağaçları çok güzel oluyor bunlar. Mor süslerim var. Bir de böyle tabii ki klasikler var. Yani aslında bu sene sadece sarılardan mı gitsem diye düşündüm ama sarı tek başına ne kadar yeterli olur bilemiyorum. Olmazsa şöyle yapalım. Önce sarıları yapayım ben. Sonrasında eğer yetersiz kalırsa aralara kırmızı atabilirim. Evet evet öyle yapayım. Şu ikisini yapayım. Yetersiz kalırsa aralara birkaç tane kırmızı serpiştireyim. O zaman hadi başlayalım. Arkaya geçeceğim. Çünkü arkası boş kaldı. Ondan sonra... Yani aslında tek renk fena olmadı. Kırmızı hiç karıştırmayabilirim belki. Bu sene şeyden gittim. Her dalı bir tane olacak şekilde. Çünkü bu sefer çok yoğunluk bir tarafta kalmış oluyor. Böyle yaptım. Bakalım nasıl devam edecek. Ağacımı bitirdim ama şimdi aslında bunun koyacağım yer burası elbette ki değil, burası kapı önü çünkü. Bunu süslü halini nasıl oradan oraya taşıyacağım onu düşünüyorum kara kara. Üzerindeki süsleri dökmeden üzerine son bir yıldız geçireceğim zaten. Onu burada yapmadım nasıl olsa taşırken düşüreceğim diye. Oraya yaptıktan sonra o yıldızı da koyayım. Yıldızımı da koydum. Daha buradan taşımadan kendime eziyet ediyorum. Şimdi bir de iki tane kendi kitabımdan alacağım. Ofisteki arkadaşlardan birinin haberi yokmuş. Çok güzel ayraçları devirdim. Ona kendi kitabımı imzalı bir şekilde vereceğim. Günün şanslısı o. Aa, bu arada arkamdakini hiç görmediniz. Çünkü burada yoktu öyle bir şey. Nasıl olmuş? Fatih çok beğenmişti. Biz de astık en son. Öyle bir evimizi yeniliyoruz işte. Yenilemeler bitmiyor. Güzel ışığı yakalamakta sıkıntı çekiyorum. Ha, şu anda güzel. Bugünlük videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Güzel bir vlog çalışması oldu bence. Beraber yılbaşı ağacımızı süsledik. Kuaföre gittik ve artık tamamlıyoruz bu videoyu. Bence dolu dolu bir vlog oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım gerçekten. Her anımı sizinle paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Ayrıca eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Takip ediniz, zile basın ve yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.